Cennet seyresine beni nereye getirdin? Onu diyor koklarken bakarken diyor, ben de diyor güzel bir surette gibiyim. Çocuğumuzun dışarı için Mesam'a gittik. Mesam bisikletliğine. Orada işte çocuk durmadığı için genel anesteziyle yapalım dediler. Bir tane diş çekildi. Dört tane dişe dolgu yapıldı. Tabii genel anestezi doktorlar. İşten bittikten sonra anestezi doktoru, bizim işim yapan doktor çıkıyor gidiyor. Çocuğun ayrılmasını annesi bekliyor bir yarım saat orada. Kendine geliyor çocuk. Normal diyorum diyor, çok kötüyüm. Ateşi var. Titriyor. Eşim bağırıyor doktora, hani hocam böyle böyle bir şey var. Hemşire, her şey normal. Her şey normal. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Sadece anesteziden dolayı böyle. Geçecek. Ondan sonra çocuk titremeye başlıyor daha fazla. Daha ateş daha da yükseliyor. Eşim bir kez daha söylüyor böyle böyle. Doktor dışarıdan kalkıp çocuğun yanına gelip, yani çocuğun kanaması da var ağzında. Gelip yani şöyle çocuğun gözüne baksa ya da ağzına baksa, zaten ben eminim o diş doktoru olmasına rağmen onun eğitimini almıştır. Bir anormallik olduğunu hissedecek. Ama kaldırıp yanına gitsin. Yani yerinden kalkıp çocuğun yanına asla gelmedi. Orada iş yeri kameraları da var zaten. Gelmediğini görebilirler. Ben eşim eve gittikten sonra 20 dakika sonra ben geldim eve. İlaç falan yazmışlar. Hatta eşim demiş ki çocuk istiyor da iş var. İstiyorsan ilaç yazayım. İlaç yazayım. İstiyorsa evet. İstiyorsan ilaç yazayım. Evet öyle. İstiyorum. O da istiyorum demiş. İlaç yazmış. Sonra taksi çağırıp bunu eve gönderiyorlar. Ona ben tabii ilaçların almak için, bir de çocuğun okulda ödev vardı onu almak için biraz geç kaldım eve. 20 dakika kadar. Eve rötarlı gittim bunlar gittikten sonra. 20 dakika sonra geldiğimde çocuk yatakta inliyordu. Yani ben ilk defa oğlum böyle gördüm. Altına işemiş. Bir yaştan beri altına işemen çocuk. Sonra apar topar aldım. Hem gidiyorum hem şeyi arıyorum. Mesam'ı arıyorum. Diyorum ki çocuk böyle böyle oldu. İstiyorsanız diyor, doktora götürün diyor. Yani hem o müdahaleyi orada ben tabii 4 Çelik Hastanesi'ne götürdüm direkt. Doktorların yani inanılmaz bir mücadele verdiler. İlk geldi ana itibaren. 3 gün boyunca ev amcanın da cebelleşti. Biz dışarıda dualarla bekledik ama hiçbir yanıt gelmedi. En son doktor artık her şeyi denedi. Yani ümidin azaldığını söyledi. Ben dedi tomografi çekmek istiyorum dedi. Yani tamam dedim. Çekler tomografiyi. Zaten çocuğun onlar şeyden şüpheliyordu. Kanama durmuyor. Kanaması durmuyor. Şurada da kanaması vardı. İlk geldiği gün operasyonu zaten yapmışlardı. Ameliyat olmuş çocuk orada. Ama sorun buradan değil, buradanmış. Tomografide her şey göründü. Yani zaten çocuk kandaki oksijen %40'a düşmesiyle hatta o anda çocuk gitmiş. Yani aslında bu ilk şeyler Mesam'da başlıyor. Yani çocuğun ateşi, kusması. Yani insan, ya ben yerde bir hayvan bile inlerken görürüz ama gider bakarım yani niye iniyor bu hayvan? İçerideki çocuk ya, bebek yani. O yüzden yani niyetimiz kimsenin hakkına girmek, kimseyi suçlamak değil.
Ama Allah her şeyi görüyor yukarıda. Bizim canımız yandı. Ben oynayarak bıraktım evladımı oraya. Ben bıraktım kendilerimle. İşte sonuç bu şu anda. Hani genel anestezi, diş çekimi, doktorun umursamazlığı. Yani çocuğun bir genetik bir hastalığı bile olsa, diyelim ki biz bilmiyoruz öyle bir şey var. Ya bir kere bak. Bir kere bak ya, çocuğun ağzına kan geliyor ya da çocuk kusuyor, çocuk ateşi var, titriyor. Tamam işte, yani zaten adli uzmanlar da baktığında ilk başta söylediler yani ondan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu. Bir otopsi sonucunu bekleyeceğiz ama çok uzun bir süreç diyorlar. Tabii o insanlar bu zamana kadar başka çocukları bu işlemleri yapmaya devam edecekler. Önce Rabbim'in adaletine, sonra devletin adaletine inanıyorum yani. Bekleyeceğiz. Şikayetçi oldunuz yani. Kesinlikle olduk. İfade vermeye gidemedik. Sizin bugün gideceğiz. Sizin talebiniz, isteğiniz nedir bu konuda? Kesinlikle soruşturulsun en sonuna kadar. Hani bir insan canı bu kadar basit olmamalı ya. Yani insan canı bu kadar basit olmamalı. Talebimiz bu. Hak eden hak ettiğini alsın, gerçekten alsın. Yani bizim canımız, ciğerimiz yandı. Şu an iki acım tarifsiz zaten. Başka birinin canı ciğeri yanmasın. Siz hiç herhangi bir hastalığı yoktu değil mi? Hiçbir. O kadar sağlıklı bir çocuktu ki. O kadar sağlıklı bir çocuktu. Evet. Ta anaokuluna gidene kadar çocuk doktora bir kere gitmedi 5 yaşına kadar. Düşünün yani. Onun anaokuluna gittiği zaman işte öksürük, tıksırık, yani okul şehri. Onun harici en ufak bir problemi yoktu. Gayet sağlıklı bir çocuktu. Çok üzgünüm. Bana ben yardım sordum ama bana yardım etmedi. Klinik personel ve diş hekimi resepsiyon oturdu. Deniz biraz konuştu bu zaman ve çok hareket yaptı. Kadınlar sadece gülüyor. Ne komik. Herkese gitmedi. Bir kez bakmadı. Anesteziolog yardımcı. Aynı saniye operasyon bitti. Aynı saniye gitti. Geçmiş olsun söyledi. Ve bay bay. Ölüyorum diyor. Dedi mi orada? Tabii. Anne, size mama mi söyledi öyle? Evet. Anne ölüyorum diyor. Ne zaman gözleri açtı? Önce su istiyor. Ben söyledim kadına su ver. Sadece su verdi. Bakmadı, sadece su verdi. Ben biraz çocuğu su verdi. İçmedi. Döktü, küsmedi ama döktü. Söyledi ben oluyorum. Ben söyledim Deniz'im sen olmuyorsan sadece biraz uyuttu. Yani şimdi ilaç var. Bekle. Biraz bekle. Sonra bu kadar yaptı. Çıkar beni. Sonra çok hareket yaptı ama kimse gelmedi. Çocuk aslında orada göstermiş. Her şey gülüyor. Görüyor yani. Gülüyor. Ama ben hiçbir şey alamadım. Bu kadar kötü geliyor. Ben ne sordum? Her şeyi. Normal. Ateş var. Normal. Bu normal. Tetramar var. Bu normal. Bu çok kanıyor. Bu bez var. Pamuk. Çok kanıyor. Evet, biz diş çıkardık, normal. Hepsi normal. Hepsi iyi. Bakalım ne yapsın. Hepsi iyi, şimdi gidecek. Deniz her zaman yıldız gibi var. Üçüncü dil konuşuyor. Ne akıllı, ne aktif, ne sağlıklı. Üç dil konuşuyor öyle mi? İki dil konuşuyor ve İngilizce biraz biliyor. Rusça konuşuyor, Türkçe konuşuyor. İngilizce biraz biliyor. Kitap okuyor. Her şeyi yaptı. Söylüyor, ben yıldız. Ben uçuyorum, ben uçtum yıldız. Bu telegram. Tamam, bu. Başkalar içiyor. Kaslar ve kemikler güçlü olacak. Bak, son yiyor. Bu kadar. Elma gibi. Bu kadar çocuğu. Şimdi Rusça konuşuyor. А что ты ел? Yok.
kendinde var çocuk. Siz klinikle ilgili şey yapacaksınız ya abi. Что ты делаешь, сына? Я пунктовку мою. Мне нужны витамины. Нужны? Чтобы кипеть кость. Вот у меня все витамины. Вот это кайфа. Я не понимаю. Это мандарин. Правда, у нас сезон нету. Начинается мандариновый сезон. Да.